Değerli yarışseverler, Ankara'da günün 7. koşusu olan açık grup 1 mücadele. Kariyer koşusuna katılacak 2 yaşlı İngiliz sayıları koşun yapılacağı çim piste çıktı. Sayın İlhami Gültepe'nin 1 numaralı bu koşuya katılacak Ak Diamond isimli tayı Uğur Polat'la. Sayın Duygu Fatura'nın 2 numarayla bu koşuya katılacak El Asesino isimli tayı Barış Kurdu'yla. Sayın Oğuz Yalçın'ın 3 numarayla bu koşuya katılacak Heyamola isimli tayı Ahmet Çelik'le. Sayın Kamil Kayaoğlu'nun 4 numarayla bu koşuya katılacak Pershing isimli tayı Akın Sözen'le. Sayın Oğuz Yalçın'ın 5 numarayla bu koşuya katılacak Piana Sonata isimli tayı Özcan Yıldırım'la. Sayın Hayrettin Karamazı'nın 6 numarayla bu koşuya katılacak Dublin isimli tayı Ömer Kaya'yla. Sayın Arpaslan Dedeoğlu'nun 7 numarayla bu koşuya katılacak Master of the Wind isimli tayı Ayhan Kurşun'la. Sayın Hayrettin Karamazı'nın 8 numarayla bu koşuya katılacak Salamis isimli tayı Selim Kaya'yla. Sayın Murat Kadayıfçıoğlu'nun 9 numarayla bu koşuya katılacak Veneta isimli tayı Hanis Karataş'la açık grup 1 mücadele olan Kariyer koşusuna katılacak. Kariyer koşusu için Tiger Start takım önünde start verildi ve açık grup bir mücadele kariyer koşusu başladı değerli severler. Çıkıştan sonra bakıyorum 3 numaralı Heyamola rakiplerini 2,5 boy kadar gerisinde koşuya başladı. İyi çıkış yapan isim 9 numaralı Veneta oldu, öne geldi. Dışarıdan yüklenen 2 numaralı El Asesino ikinciliğe attı kendini. Bariyer dibinde 3.'lükte 8 numaralı Salamis var. Sarsında 4.'lüğe dışarıdan 4 numaralı Pershing yürüdü. Pershing'in hemen içinde 5.'lükte 6 numaralı Dublin var. Dublin 2,5 boy kadar gerisinde, ortada 5 numaralı Piana Sonata. 800'ü geçirken 1,5 boy kadar geride iç kulvarda Ak Diamond. Hemen dışında 7 numaralı Master of the Wind. Onların 2,5 boy kadar gerisinde son sırada 3 numaralı Heyamola şeklinde kariyer koşusunda son veje doğru yaklaşıyoruz. 9 numaralı Veneta startla birlikte aldığı liderini koruyor. 600'ü de önde geçti. 2 numaralı El Asesino ikincilikte iç kulvarda. 3'lükte 8 numaralı Salamis var. 4'lükte iç kulvarda 6 numaralı Dublin. Hemen dışında 5 numaralı Piana Sonata. Ortalarında 4 numaralı Pershing sırasıyla 400 geçirmek üzere. Bariyere yakın 9 numaralı Veneta 300'e doğru gidilirken temposuyla bir anda rakipleriyle farkı 3 boya kadar çıkardı. Pistin ortasında 8 numaralı Salamis'in en dış kulvardan buralarda önlere gelmeye çalışan 5 numaralı Piana Sonata'nın ataklarıyla son 100'e doğru yaklaşıyoruz. İç kulvardaki 9 numaralı Veneta kariyer koşusunda son yüzü en yakın takipçisini 2,5 boy kadar önde lider geçmeyi başarıyor. Dışarıdan 5 numaralı Piana Sonata gelse de kariyer koşusunu starttan çıktığı gibi 9 numaralı Veneta kazanıyor. 5 numaralı Piana Sonata ikinci, 4 numaralı Pershing üçüncü, 8 numaralı Salamis koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 7. koşu açık grup bir mücadele kariyer koşusunu Sayın Murat Kadayıfçıoğlu'nun sahip olduğu 9 numaralı Veneta jokeyi Halis Karataş'la kazandı. Değerli yarışseverler, Ankara'da günün 7. koşusu olan Karayel koşusunu Sayın Murat Kadayıfçıoğlu'nun sahibi olduğu 9 numaralı Veneta jokeyi Halis Karataş'la kazandı. Kupa töreniyle karşınızdayız. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Saadettin Atı, kazanan atın sahibi Sayın Murat Kadayıfçıoğlu'na kupasını takdim edecekler. Sayın Atı, Kadayıfçıoğlu'na başarılarının devamını diledi ve kendisine tebriklerini iletti. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Saadettin Atı, kazanan atın antrenörü Sayın Zeki Fırat'a plaketini takdim edecekler. Sayın Atı, Fırat'ı kutladı ve başarılarının devamını diledi. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Saadettin Atı, kazanan atın jokeyi Sayın Halis Karataş'a plaketini takdim edecekler. Sayın Atı, Sayın Karataş'a da tebriklerini iletti, başarılarının devamını diledi. Değerli yarışseverler, Karayel Koşusu Kupa Töreni'ni izlediniz.